Kral Oidipus. Sofokles'in M.Ö. 5. yüzyılda yazdığı bu tragediyi bugün hala neden konuşuyoruz, üzerine neden düşünüyoruz? Belki bu soruyu sorarken Kral Oidipus'taki trajik olan şey neydi? Kral Oidipus'un bu antik Yunan mitlerindeki kahramanın trajik yanı neydi? Bunu düşünerek belki de bu cevabı bulabiliriz. Bir soy laneti mi? Ailesine daha bir bebekken gelen, onun hakkında verilen bilgi miydi? Antik Yunan mitlerinde, inançlarında olan acaba kusurlu bir varlık olarak dünyaya gelmesi ve kaderi miydi onu trajik bir varlık haline getiren? Ya da bilmeden işlediği hatalar ve suçlar mıydı Kral Oidipus'u trajik bir varlık haline getiren? Gerçeğin peşine düşmesi, o aradığı gerçeğin, peşine düştüğü bilginin kendi kaderi, yazgısı olduğunu bilmeden bunun üstüne gitmesi, bu gerçeği ararken bir anlamda ölçüsüzlük ya da kibir, hibris olarak tanımlanan, çevresindeki kişilere, yaşlı, kör, bilge, kahin, Teresias'a yaptığı o ölçüsüz ve aşırı davranışlar mıydı? Belki de bunların hepsi Kral Oidipus'u trajik olan yanlarını besleyen trajik unsurlardı. Fakat Kral Oidipus'u trajik yapan şey kaderini bilmemesi, kaderini bilmeden yaptığı hatalar, yanlışlar değildi. Bunlar sadece trajik olan anı yaratacak belirli trajik unsurlardı. Kral Oidipus gerçeği ne olursa olsun ve hatta sonunda kendi varlığına rağmen, kendi kaderine rağmen bilmek ister. Onun trajedisini başlatan durum tam da burasıdır. Kendi varlığının yok olacağını bilmesine rağmen gerçeği görmek, o bilgiyi öğrenmek ister. Ve bu gerçeği öğrendiğinde, yani aradığı suçlunun kendisi olduğunu öğrendiğinde, bilgiye ulaştığında Kral Oidipus kendine yönlendirdiği bir ceza verir ve gözlerini kör eder. Bu aslında o bilgiyi gösteremeyen, gerçeği gösteremeyen kendi bedenine, kendi gözlerine uyguladığı bir eylem gibi gözükse de Kral Oidipus'un trajik olan yanı gerçeği, bilgiyi gösteremeyen her şeyin üzerine yönlendirilmiş bir kör edici eylemdir. Bu sadece kendi gözlerine değil, aslında gerçeği gösteremeyen her şeyin üzerine gönderilen bir eylemdir. Kral Oidipus'un trajik yanı bu süreçle birlikte başlar. Gözlerini kör ettikten sonra ve kendisiyle ilgili her şeyi bilip öğrendikten sonra sürgüne çıkan bu kör bilge, aslında kendi varoluşuyla ilgili artık her şeyi bilen, ona gerçeği ve bilgiyi gösteremeyen, kör ettiği gözleriyle yoluna devam eden bir kişi haline gelmiştir. Kral Oidipus'un trajik olduğu nokta, onun hayatını trajik bir unsur haline getiren şey, gerçeği gösteremeyen gözlerini kör ettikten sonraki yeniden onun hayatında başlayan bir süreçtir. Kral Oidipus tragediyasında trajik olan, artık görmeyen gözleriyle ve şiş ayaklarıyla yeniden yürümeye devam eden ve sürgüne giden bir insanı görüşümüzdür. Kendi varlığıyla ilgili artık her şeyi öğrenmiştir, gerçeği bilmektedir ve bundan sonrasında var olduğu hayatta yol alabilmek için tek başına ilerlemektedir. Aslında bu nokta bizim için çok önemlidir ki Kral Oidipus'un çıktığı sürgün, kendi gözlerini kör edişi, onun kaderi, tanrılar tarafından yazılan yazgısı, o yazgıyı bilmeden yaptığı hatalar karşısında çok daha trajik bir duruma evrilir. Oidipus'un çıktığı bu sürgünde gözleri olanlarımıza artık görmek düşer. Yohanna Kuturadi'den aldığım bu söz belki de tragediyi yeniden okumakta, trajiyi tanımlamakta bize yol gösterebilir. Şimdi tragedyanın bir bölümünü arkadaşlarım okuma tiyatrosu olarak sizlere seslendirecekler. İyi okumalar diliyorum. Hoş geldiniz. Bugün Sofokles'in Kral Oidipus tragediyasından bir epizot okuyacağız. Ben Koro'yu seslendiriyorum. Koro. Iokaste. Koro. Laios'un kölesi. Oidipus. Haberci. Yardım etseler de tanrılar, bütün sözlerim, hareketlerim kavuşsa kutsal berraklığına o yüksek kanunların. Ölümlü kafalarda değil, Olimpos'ta doğan, dalmak unutmak bilmeyen, yıpranıp eskimeyen, canlı kalan kanunlar. Kibrin azametin çocuğu zalim, taşkınca beslenip büyüdükçe görür kendini yükseklerde.
bilmeden akıbetini gafil düşer derin uçurumlara. Oysaki savaş sırası şimdi. Gevşetmeye gelmeyen bir savaş. Şehri tutup kaldırmak için gönlümün dileği bu tanrılardan. Manasız bir azametle ne söylese ne yapsa kendi bildiğine giden, adaletten çekinmeyen, tanrı saygısı bilmeyen çarpılacaktır elbette hak ettiği akıbete. Böylesine kötülükler kimi çıkarmaz çileden? İtibar görürse artık böyle ahlak anlayışı değer mi gerçekten bilmem. Korolar düzenlemek. Ey tanrılar tanrısı Zeus, adına layıksan, bu aleme hükmediyorsan olup bitenler kaçmaz elbette gözünden, ebedi kudretinden. Değer verilmiyor artık tanrı sözüne, Laios hakkındaki vahiylere. Kutlanmıyor artık Apollon. Hiçbir yerde kalmadı tanrılara saygı, yazık. Yanında nedimeleriyle Iokaste gider. Ülkemizin büyükleri, ellerindeki bu dalları, kokuları tanrılarımızın sunaklarına getiriyorum. Oidipus boş yere kuşkuya kapılıyor, korkuyor. Soğukkanlılıkla eski kehanetlere bakıp yenilerinin bir değeri olmayacağını anlamıyor. Kendisini sarsabilecek her söze kulak veriyor. Benim dediklerimi dinlemiyor. Ben de sana başvuruyorum. Ey Apollon, bize en yakın olan Lükaioslu Tanrı. Sana dileklerimizi getiriyorum. Dertlerimizin şifasını ver. Batmak üzere olan bir geminin kaptanı gibi Oidipus'un şaşkına döndüğünü görerek ürperiyoruz. Korintoslu haberci gelir. Yabancılar, bana Oidipus'un sarayını gösterir misiniz? Kralın nerede olduğunu biliyorsanız söyleyin. İşte sarayı. Kendisi de içeride yabancı. Bu gördüğün kadın çocukların anası. Kralın örnek eşine mutluluk dilerim. Daima mutlu insanlar arasında yaşamasını isterim. Benim dileğim de bu senin için. Güzel sözlerinle buna layıksın. Bize bir haberin var mı? Ailen için, kocan için iyi haberlerim var kraliçe. Nereden geliyorsun? Getirdiğin haber ne? Korintos'tan geliyorum. Getirdiğim haber seni sevindirecek, belki de üzecek. Demek hem sevindirici hem üzücü. Bu nasıl haber böyle? Korintos'ta dolaşan söylentilere göre halk Oidipus'u kral yapmak istiyormuş. İhtiyar Polibos tahtında değil mi? Hayır. O artık mezarında. Demek Polibos öldü. Doğru söylemiyorsam Tanrı canımı alsın. Koş kadın. Efendine haber ver. Ey o kehanetler, neredesiniz şimdi? Vaktiyle Oidipus babasını öldürmek korkusuyla memleketinden çıkıp gitmişti. Bugün kendi kaderiyle ölmüş bulunuyor. Oğlunun eliyle değil. Oidipus gelir. Beni niye çağırdın Iokaste? Bu adamı dinle. Büyük kehanetlerin ne olduğunu anla. Kim bu adam? Ne söylemeye gelmiş bana? Korintos'tan geliyor. Babam Polibos'un ölüm haberini getiriyor. Öyle mi yabancı? Sen söyle bakalım. Polibos bu dünyadan göçtü. Suikaste mi uğradı yoksa bir hastalıktan mı öldü? Ufak bir sarsıntı yaşlı insanları yatağa düşürür. Anlıyorum. Zavallı babam hastalıktan öldü. Artık çok ihtiyarlımış. Delfoy'daki kahinden, tepemizde bağırışan kuşlardan kim haber sorar artık? Onlara bakarsan babamı öldürecektim. Babam Korintos'ta öldü. İşte ben buradayım. Elim hiçbir kılıca değmedi. Belki ben yanında olmadığım için acısından ölmüştür. Böylelikle de ölümüne ben neden olmuşumdur. Gerçek şu ki Polibos o değersiz kehanetleri kendisiyle birlikte öteki dünyaya götürdü. Ben sana ne zamandır söylemiyor muydum? Doğru, ama korku aklımı başımdan aldı. Artık öyle şeyleri aklından çıkar. Ama anamla evlenmek tehlikesi kaybolmuş değil. Durmadan işkence mi edeceksin kendine? Kaderin oyuncağı olan insan ne bilir başına gelecekleri. En iyisi kadere razı olmak. Ananla evlenmek tehlikesi seni ürkütmemeli. Rüyalarında analarıyla yatakta yattıklarını görenler çoktur. Böyle şeyleri hiç aklına getirmeyen insan hayata kolayca dayanabilir. Annem sağ olmasaydı doğru düşünüyorsun derdim. Ama o yaşadıkça içimden korku gitmeyecek. Babanın mezarda olması seni büyük bir sıkıntıdan kurtarmıyor mu? Kurtarıyor. Ama ne de olsa sağ kalan bir kadın var. Ondan korkuyorum. Kim bu? Seni o kadar korkutan kadın. Polibos'un karısı Merope, ihtiyar. Ne diyor korkuyorsun ondan? Beni korkutan tanrıların yolladıkları korkunç bir haber yabancı.
Bu haberin ne olduğunu söyleyebilir misin? Ama belki de öğrenilmesini istemezsin. Söylenmeyecek bir şey değil. Laksias, günün birinde anamla evleneceğimi, kendi elimle babamın kanına gireceğinin haberini verdi. Bu yüzden uzun zamandır Korintos'tan uzak yaşadım. İyi etmişim. Ama anadan babadan ayrı düşmek de çok acı şey doğrusu. Demek bu yüzden uzakta yaşadın. Evet ihtiyar. Baba katil olmak istemiyordu. Sayın Kral, seni daha önce bu korkudan kurtarmadığıma üzülüyorum. Ben buraya sana bir faydam dokunur diye geldim. Bu hizmetin elbette karşılığını göreceksin. Doğrusunu istersen buraya gelirken aklımdan geçirmedim değil. Sen Korintos'a döndükten sonra beni unutmazsın diye düşündüm. Ben hiçbir zaman baba yurduna ayak basacak değilim. Oğlum, ne kadar yanıldığın açıkça anlaşılıyor şimdi. Neden böyle söylüyorsun ihtiyar? Tanrı aşkına açık konuş. Senin memleketine dönmekten alıkoyan nedenler bunlarsa... Foibos'un dediği çıkacak diye korkuyorum. Ananla babana karşı suç işlemekten korkuyorsun değil mi? Evet ihtiyar. Bütün korkularımın kaynağı bu işte. Boş yere korkuya kapıldığını bilmiyorsun öyleyse. Boş yere olur mu hiç? Onlar benim anamla babam değil mi? Hayır. Sen Polibos'un kanından değilsin. Ne dedin? Polibos benim babam değil mi? Bana baba diyebilirsen ona da dersin. Senin gibi bir yabancı adam babamla bir olur mu hiç? Sen benim oğlum olmadığın gibi onun da oğlu değilsin. Öyleyse niçin bana oğlum diyordu? Şunu bilesin ki seni vaktiyle ona ben vermiştim. Başkasının çocuğunu o kadar nasıl sever? O zaman çocuğu yoktu da ondan. Sen beni bir başkasından mı almıştın yoksa kendin mi bulmuştun? Seni Kitairon ormanlık kuytu bir yerinde bulmuştum. Ne diye dolaşıyordun oralarda? Dağlarda sürülerimi otlatıyordum. Demek çobanlık ediyordun. İşte o günlerde seni ben kurtardım yavrum. Ne haldeydin beni bulduğun zaman? Ne halde olduğunu ayakların dile gelip de söylese. O eski acıyı ne diye hatırlatıyorsun bana? Bağlarını çözdüm. Ayaklarının uçları delinmişti. Daha kundakta çocukken işkence başlamıştı. Oidipus adını da o eski acıdan aldım. Tanrılar aşkına söyle. Anam mı yoksa babam mı verdi bu adı bana? Bilmiyorum. Seni bana veren bunu benden daha iyi bilir. Öyleyse sen beni başkasından aldın. Kendin bulmadın. Evet. Seni bana benim gibi bir çobanlık eden biri verdi. Bu çobanın kim olduğunu söyleyebilir misin? Laios'un kölelerinden biriymiş. Bu ülkenin eski kralı Laios'un mu? Evet, onun çobanlarından biri. Sağ mı bu adam? Görebilir miyim onu? Sizler bu memleketin yerlilerisiniz. Onu benden daha iyi tanırsınız. Aranızda bu adamın sözüne ettiği çobanı buralarda yahut köylerde görmüş olan onu tanıyabilecek biri var mı? Bence demin görmek istediğin köylü bu adamdır. Ama Iokaste bunu herkesten iyi bilir. Kraliçe, biraz önce buraya gelmesini istediğimiz adam bu çoban olmasın? Hangi adam? Sen onun dediğine bakma. Böyle boş sözleri unutmaya çalış. Olmaz. Ortada böyle deliller varken kimin oğlu olduğum gizli kalamaz. Yaşamak istiyorsan tanrılar hakkı için vazgeç bu araştırmadan. Çektiklerin bana yeter. Korkma. Üç kuşak öncesinden çıkan bir köle kanından olduğum anlaşılsa bile bir şey kaybetmezsin onun uğrundan. Yalvarırım beni dinle. Öğrenmeye kalkma bunu. Hiçbir şey vazgeçiremez beni bundan. Gerçeği öğreneceğim. Sen benim sözümü dinle. En iyi yolu gösteriyorum sana. Bıktım artık öğütlerinden. Kim olduğunu hiç bilmesen iyi olur. Bana bu çobanı getirecek misiniz? Kölelerden biri çobanı aramaya gider. Bırakın bu kadını. Soyluluğuyla övünsün. Ah, Karabahtlı. Artık sana bundan başka verecek bir ad bulamıyorum. Bundan sonra ağzımdan başka bir ad duyamazsın. Saraya gider. Neden Oidipus? Neden bu kadın büyük bir umutsuzluk içinde ansızın böyle çıkıp gitti? İçeride derin bir sessizlik var. Büyük bir felaket kopacak diye korkuyorum. Koparsa kopsun.
Soyum ne kadar aşağılık olursa olsun bunu bilmek istiyorum. Kadınlar kendilerini beğenmiş yaratıklar. Belirsiz bir soydan olduğuma üzülüyordur herhalde. Kaderin çocuğu olmakla övünürüm. Bundan da bir utanç duymam. Kader benim anam. Geçen yıllar beni bazen alçalttı, bazen yükseltti. Nasıl doğmuşsam öyle kalacağım. Kimin çocuğu olduğumu da elbette öğreneceğim. Kehanetten anlıyorsam, gerçeği sezebiliyorsam, ey Kiatiro, ant içerim üzerine, Olimpos. Yarın Dantezio, yarın ayın 14'ü. Sizi anacağız birlikte. Çünkü Oidipus memleketlindi senin. Onu besledin, babalık ettin ona. Esirgemedin lütfunu başımızdakilerden. Kutlayacağız seni, korollarımızla, şarkılarımızla. Sen de Poibos. Umarım hoşlanırsın onlardan. Seni kim doğurdu yavrum? Hangi ölümsüz bakirelerin? Dağlarda dolaşan Tanrı Pan'a gönlünü kaptıran mı? Yüksek yerlerde oturan Loxias'la sevişen mi? Belki Hermes'in oğlusun, Hüllene Dağı'nın efendisi. Belki de Bakkos'un, doruklarda oturan. Helikon'da sık sık onlarla oynaşan. Doğduğun dünyaya birinden. İhtiyarlar, onu hiç görmedim ama bu gelen galiba çoktandır aradığımız çoban. O da Korintoslu haberci kadar geçkin yaşlı. Adamlarım da yanında. Ama sen onu evvelce görmüşsün. Bizden daha iyi tanırsın. Laios'un ihtiyar kölesi gelir. Evet, o tanıdım. Laios'un kölesiydi. Çok sadık bir çobandı. Korintoslu yabancı, ilkin sana soruyorum. Sözünü ettiğin adam bu mu? Ta kendisi. Sıra sende ihtiyar. Yanıma yaklaş. Gözünü gözümden ayırma. Soracaklarıma cevap ver. Laios'un kölesiydin değil mi? Evet. Beni dışarıdan almamışlardı. Kralın sarayında doğup büyüdüm. Ne iş görürdün? Nasıl yaşardın? Bütün vaktimi çobanlıkla geçirirdim. Sürüleri daha çok nerelere götürürdün? Kitaryon bölgesine veya oralara yakın yerlere. Bu adamı oralarda gördüğünü hatırlıyor musun? Ne yapıyormuş orada? Kimmiş? Şu adam işte. Hemen cevap veremeyeceğim. Çünkü iyice hatırlayamıyorum. Beni tanıyamamasına hiç şaşma efendimiz. Ben şimdi ona yardım ederim. Muhakkak hatırlar. Eskiden Kitayron üzerinde o iki süreye ben de bir süreye çobanlık ederdik. İki komşu gibi yan yana yaşardık. Bahar başlarından itibaren 6 ay. Kış gelince sürüleri ben kendi ağırlarıma götürür, o da Laios'un ağırına çekerdi. Öyle değil mi? Doğru. Ama o kadar eski şeyler ki bunlar. Şöyle bakayım. Günün birinde besleyip büyüteyim diye bana bir çocuk verdiğini hatırlıyor musun? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? İşte dostum. Karşında o çocuk. Kahretsin seni tanrılar. Kes sesini. Dur ihtiyar. Öfkelenip dövmeye kalkma onu. Asıl senin sözlerine öfkelenmek lazım. Suçum neye efendilerin efendisi? O sana çocuktan söz açtı. Cevap vermedin. Suçun bu. Ne dediğini bilmiyor. Boşuna konuşuyor. Güzellikle olmazsa zorla cevap verirsin. Tanrılar hakkı için yalvarırım. Bana kötü davranma, ben ihtiyar bir adamım. Ne bekliyorsunuz ellerini arkasına bağlamak için? Nedir başıma bu gelenler? Neyi öğrenmek istiyorsun? Çocuğu verdin mi ona? Verdim. O gün canım çıksaydı da kurtulsaydım. Doğruyu söylemezsen başına gelecek de bu zaten. Söylersen mahvolduğum gündür. Bu adam galiba oyalamak istiyor bizi. Çocuğu ona verdiğini söyledim ya. Kendi çocuğun muydu yoksa onu sana bir başkası mı vermişti? Benim çocuğum değildi. Başkasından almıştım. Onu burada kimden, hangi aile ocağından almıştın? Tanrılar aşkına. Sorma bunu bana. Bir daha söyletirsen kendini yok bil. Madem ki istiyorsun söyleyeyim. Çocuk Laios'un sarayında doğmuştu. Köle çocuğu mu, Laios'un kanından mı? İşte söylemesi yürekler acısı, korkunç şey. Bunun benim için söylemesi kadar duyulması da korkunç. Ama söyleyeceksin. Laios'un çocuğu olduğunu söylüyorlardı. Sarayda bulunan karın bunu herkesten iyi bilir. Çocuğu o mu verdi sana? Evet efendimiz. Ne diye verdi? Öldüreyim diye. Bir ana öz evladına nasıl kıyar? Tanrıların verdikleri uğursuz bir haberden korktuğu için. Neymiş bu haber?
günün birinde babasını öldüreceği haberi. Peki onu bu ihtiyara neden verdin? Acıdım da ondan efendimiz. Onu başka bir memlekete, kendi memleketine götürür diye düşünmüştüm. Onu kurtarmakla başına daha büyük belalar açtım. Eğer sen o çocuksan, bilesin. Bahtı kara doğdun dünyaya. Her şey aydınlandı artık. Ey gün ışığı, bu senin son görüşüm olsun. Doğurmamalıydı beni doğuran. Birleşmemeliydim birleştiğimle. Öldürmemeliydim öldürdüğümü. Saraya doğru koşar, çobanlar gider. Ey insanoğulları, ömrünüz bence bir hiç. Kim ermiş bu dünyada özlenen mutluluğa? Hayal, mutluluk denilen, o da sönüverince anlar gerçeği insan. Talihsiz Oidipus, gördükten sonra senin yaman alın yazını, inanmam insanların mutluluğunu artık. Yükseklere nişan almış, ikbale ermiş, mutluluk nedir tatmıştı. Yok etmişti ey Zeus o sivri tırnaklı, çetin muammalı canavar bakireyi. Dikilip karşısına bir kale gibi ölümün korumuştu ülkemizi. Bugün acaba bahtı daha kara, acısı daha korkunç kim var bu dünyada? Ah Oidipus, anlı şanlı kral. Demek o gelin odası, o liman, babasından sonra barındırdı oğlunu da. Ah zavallı, böyle uzun zaman, sessiz, nasıl dayandı sana izleri o babanın? Her şeyi gören zaman, girdiğin dünya evinde, günler boyunca babanın oğul, oğlun baba olduğu o yüz karası yerde. Yakaladı seni akıbet. Ey Laios'un evladı, hiç görmeseydim seni. Doğruyu da söylemeli. Daha dün hayata kavuşturmuştun beni. Bugün de ölüm getiriyorsun bana. Ağla gözlerim, ağla. Ve final.